uzun uzun anlattırdı bana. Her şeyi söyledin mi? Evet, bildiğim her şeyi. Anahtardan bahsetmedim. Ama kasanın bulunduğu bankaya gittim. Sadece kanuni varisleri açabiliyor kasayı. Halil ve ben. Evet, Halil ve sen. Halil Bosna'ya gidecektir. Senden önce giderse senin için hoş olmayan şeylerle karşılaşabilir. Sema teyzenin notlarında bazı belgelerin zamanından önce açılmaması gerektiği yazıyordu. Yani senin sonunu hazırlayan şeyler çıkabilir kasadan. Hiçbir şey umurumda değil. DNA testi yaptırdığımızı biliyor musun? Evet, biliyorum. Ben de hızlansın diye konuştum biraz. Sizin kadar merak ediyorum. Bana oğlum olduğunu söyleseydi. Bir oğlum olduğunu bilseydim en başından. En başından bir oğlum olduğunu bilseydim bütün hayatım değişirdi. Her şey çok farklı olabilirdi. Sema bugün hayatta olurdu. Oğlum yanımda olurdu. Adam mı benim babam anne ya? Allah kahretsin! Ucuza getirmeye çalıştım Mithat Bey. Ölüm raporunun aslı bende hala, unutma. Bana şantaj mı yapıyorsun? Hayır, hakkımı almaya çalışıyorum. Bütün kariyerimi riske atıp meşhur Emin Bey için kalp krizi raporu verdim. E ben de karşılığını ödedim. Yetmez. Bu ömür boyu bir dostluk olsun istiyorum. Raporun aslını sakladım, unutma. Peki istediğin gibi olsun. Bir ömür boyu dost kalalım seninle. Semih, Mirsad Bey'in ödemesini yapalım hemen. Geri zekalı.
Ne yapacağız bunu şimdi? Şirketin tek hissedar olmanız için Halil'in cesedine ihtiyacınız yok mu? Hı. Anladım, bir taşla iki kuş. Halil'in cesedi olarak bunu kullanacağız. Aferin seni. Hadi ayarla bakalım ölüm raporunu. Derhal. Bu adam doğru söylüyor olabilir mi? Raporun aslını ya sakladıysa? Kesinlikle blöf yapıyor. Du. Blöf yapıyor, du. Biliyordum. O pislikte işbirliği yaptığını biliyordum. Ne diyorsun Ali? Bak. Evinde ne buldum? Mustafa'ya çaldırdığın kutu. Hepsini sen yaptın değil mi? Ha? Beni öldürdün sen. Senden nefret ediyorum. Halil. Senden nefret ediyorum. Halil, benim bir ilgim yok bu kutuyla. Yemin ederim. Semih getirdi bana. Aa, yalan. 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 Ne oluyor? Burası hastane, ne oluyor size? Tamam hemşire hanım, tamam. Konuşuyorduk biz. Problem yok, tamam. Buyurun. İğnenizi yapacaktım. Birazdan. Tamam. Lütfen. Annen hediye etmişti o yüzüğü bana. Ya bu rakamlar ne anlama geliyor? Çıldıracağım. Annen için çok önemli olduğu belli. Baksana, yüzüğünde de taşıyormuş rakamları. Ne oldu? Sen rakamları zaten elinde taşıyormuşsun. Ne? İkinci kez onu bulduğumda vermişti bunu bana. O karşılaşmamızdan sonra peşinden Bosna'ya gitmiştim tekrar. Sen... Sen küçücüktün. Bu rakamlar senin doğum kayıt numaralarınmış. Saçmalık! Annen günün birinde öğrenmemi istemiş oğlum olduğunu. Hayır! 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 Niye bana hediye ettiği yüzüğün içine senin doğum numaranı yazdırdı o zaman? Yanlış düşünüyorsun. Yalan söylüyorsun. Günün birinde öğrenmemizi istemiş. Hayır! Hayır! Halil! Halil! Oğlum! Halil! Halil! Halil oğlum! Halil Bey. Efendim? Test sonucu geldi. Doktor acil beklediğinizi söyledi. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.